Merhaba değerli dostlar, sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyoruz. Arkadaşlar bugün sizlere müthiş bir bitkiden daha bahsedeceğiz. Bu sarı kantaron otu doğada yabani olarak yetişen bir bitki. Sarı renkli çiçekleriyle değerli arkadaşlar doğada kendiliğinden yetişiyor. Bu bitkinin çok önemli özellikleri var. Yaptığımız araştırmalar çerçevesinde arkadaşlar işte görmüş olduğunuz kırmızı renkli yağını da elde ettik. Şimdi kısaca onu anlatacağız. Daha sonra arkadaşlar şifalı çayı mevcut. Çünkü sarı kantaron otu iki türlü şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Yağı çıkarılarak yaralarda işte efendime söyleyeyim kesik yine çiban gibi cilt hastalıklarında kullanıldığı çayı da değerli dostlar eklem ağrıları, mide gastrit sorunları gibi sıkıntıları tedavi etmede kullanılıyor. Hemen kısaca bitkiyi tanıttıktan sonra değerli dostlar bu faydalarına geçeceğiz. Doğada dediğimiz gibi yabani olarak bulunuyor. Yine aktarlarda, çeşitli marketlerde bu kurusu da satılabiliyor. İşte biz şu görmüş olduğunuz bir demet sarı kantaron otunu değerli arkadaşlar doğadan topladık. Uygun bir şekilde gölgede 5-6 gün içerisinde kuruttuk. Kurumuş halde şu anda muhafaza ediyoruz. Gerektiğinde de işte çayını yapmak üzere kullanıyoruz. Arkadaşlar bu sarı kantaron otu tıbbi ve aromatik bir bitki. Ülkemizde yetiştiriciliğine yeni yeni başlanmakla beraber daha çok doğada bulunuyor. Bu bitkinin bilimsel ismi Hypericum perforatum olarak geçmektedir. Literatürlerde bu şekilde yani Latincesi. Ve bu bitkinin içerisinde Hypericum yağı denen çok kıymetli ve şifa dolu bir yağ bulunuyor. Hypericum yağı. Bu da iki kısma ayrılıyor ki arkadaşlar. Hiperisin ve hiperforin şeklinde iki tane serbest yağ bulunuyor. Bu yağlar değerli arkadaşlar gerçekten şifa özellikleri son derece fazla. Hiperisin yağ elde edildikten sonra işte zeytinyağıyla masürasyon yöntemiyle değerli dostlar bu arada yağ çıkarılıyor. Bu yağın içerisinde mevcut ki bu özellikle ciltlerde veya deride meydana gelen kesik, daha sonra çıban, yara gibi birçok cilt hastalıklarını tedavi ediyor. Bunun sebebi değerli arkadaşlar açık olan cilt yaralarında oksijenle tepkimeye giren bu madde oradaki iyileştirmeyi hızlandırıyor. Genel mantık bu. Yine hiperforin denen madde de arkadaşlar yağla elde edilemiyor bu şekilde. Oda da çay yapılarak bu şekilde. Bu çayın şu anda hazırladığımız sarı kantaron otuyla hazırladığımız bu çayın içerisinde hiperforin denen bir madde var. Bu maddede değerli arkadaşlar müthiş bir ağrı kesici özelliğe sahip. Özellikle eklem ağrılarını gideriyor. Bu çayı gün içerisinde tüketmemizle birlikte eklemlerimizde meydana gelen ağrıları dindirdiği biliniyor ve uygulanıyor. Değerli dostlar, sarı kantaron yağının içerisinde bu iki maddenin haricinde antioksidanlar bol miktarda, yine bioflavonoidler, çeşitli vitamin ve mineraller bulunuyor. Bu özellikleri, bileşenleri bir araya geldiğinde de mide ve gastrit sorununu da yine tedavi ediyor. Bununla beraber birçok hastalığı da tedavi etme özelliği mevcut. Ancak dediğimiz gibi bu içerisindeki iki maddenin özelliklerinden kaynaklı olarak ağrı kesici ve cilt yaralarını tedavi edici, cilt kesiklerini tedavi edici bir özelliğe sahiptir. Romatizmal ağrıları hafifletiyor arkadaşlar. Yine gut ve şişme sorunlarına karşı da çayı etkilidir, tedavi edicidir. Evet değerli dostlar, işte doğada şifalı bir bitki, tıbbi ve aromatik bitkilerden, gerçekten şifalı bitkilerden birini anlattık. Şimdi bunun hemen kısaca çayının yapılışını, kullanışını, yine yağının nasıl elde edildiğini anlatalım. Değerli dostlar, kantaron otu çayı oldukça basit. Kaynamış suyun içerisine şu şekilde bir bardak, yaklaşık arkadaşlar bir yemek kaşığı kurutup ve elle ovuşturarak toz haline getirdiğimiz sarı kantarondan koyuyoruz. 5 dakika demledikten sonra bu şekilde değerli dostlar şifalı çayımız elde ediliyor. Bu çayı eklem ağrıları, yine vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen kas ağrıları gibi, midedeki gastrit sorunları, yine gut ve şişme gibi vücudun çeşitli hastalıklarını tedavi ediyor bu çay. Yağı arkadaşlar iki yöntemle elde ediliyor ki
Bunlardan biri distilasyon dediğimiz bir yöntem. Bu çok ayrıntılı ve evde tek başımıza yapamayacağımız. Yani bunun makinesinin olması gerekiyor. Ama maserasyon denen bir yöntem var. Bu maserasyon yöntemi de değerli arkadaşlar, zeytinyağı içerisinde çeşitli sürelerde bitkilerin yaprak, çiçek veya diğer kısımlarını bekleterek şifalı olan bileşimlerinin yağa geçmesini sağlamak. İşte biz de bunu yaptık. Bu nasıl yapılıyor değerli dostlar? Yaklaşık %25, yani 4 bölümden 1 bölüm ot olacak. İşte kurutulmuş bu şekilde sarı kantaron otu olacak. %25, %75'te değerli arkadaşlar zeytinyağı, saf doğal zeytinyağı olacak. Bunu koyuyoruz içerisine ve üzerini geçecek kadar kavanozun tamamını işte bu şekilde sarı zeytinyağıyla dolduruyoruz. Ve bu arkadaşlar yaklaşık bir ay boyunca günde 6 saat güneş gören bir yerde bekliyor. Bekledikten sonra bazen birkaç günde çevirmekte lazım. Tam bütün her tarafa nüfuz etsin diye. Ve bu şekilde gerçekten çok şifalı, kırmızı renkli değerli dostlar bir yağ elde etmiş oluyoruz ki bu yağın içerisinde hiperisin denen bir madde bol miktarda var. Bu da değerli dostlar yine pamuk yardımıyla cildin belirli sıkıntılı yerlerine sürüldüğünde tedavi edici özellik gösteriyor. Ve yine birçok yerde sivilcelerin izlerinin kaybolmasında yine arkadaşlar vücutta meydana gelen kızarıklar, alerjik durumlar, yani cilt sorunlarının tamamına bu bir pamuk yardımıyla batırılır ve haricen kullanılır. İşte böyle bir özelliği var. Evet değerli dostlar, bugün de sizlere gerçekten doğanın Rabbimiz tarafından bize sunulan şifalı, gerçekten çok şifalı özelliği olan sarı kantaron otunu tanıtmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.